Regl ağrısı kadınların her ay yaşadığı sancılı dönemlerden biridir. Genellikle karın ve bel ağrısı sorunlarının yaşanmasına sebep olan regl ağrısıyla ilgili konuşan Dr. Özlem Katırcı, ağrı kişiden kişiye değişir. Bazı kadınların ağrı eşiği düşüktür ve şiddetine göre tedavi basamaklarımız var, dedi. Peki, operatör Dr. Özlem Katırcı, Tekten Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışmaktayım. Dismenöre dediğimiz adet sancısı, kadınların adet dönemlerinde oluşan kasık bölgelerinde bazen bel ve bacak bölgelerine kadar yayılan bir ağrı durumudur. Hastalarımızı hastaneye, doktora götürecek kadar perişan ettiği durumlar oluşabilmektedir. Öncelikli olarak muayeneye gelen hastalarımızda adet sancısına neden olabilecek durumları bir tespit ederiz. Detaylı bir jinekolojik muayene ve ultrasonla değerlendirme yaparız. Eğer herhangi bir adet sancısına neden olabilecek sorunu varsa tespit edip ona yönelik tedavi veririz. Bazen de genellikle zaten adet sancısına neden olan herhangi bir durum tespit edilememektedir. Buna biz primer dismenöre diyoruz. Bunun tedavisinde daha çok ağrıyı geçirmeye yönelik ağrı kesicilerle tedavi ediyoruz. Ağrıların nedenini tespit ediyoruz dedik az önce. Eğer nedenini bulabildiğimiz ağrılarsa, bazen bir kist olabilir, bazen bir miyom olabilir, bazen yumurtalıkları ve tüpleri saran bir enfeksiyon olabilir. Öncelikli olarak bunları tedavi ederek ağrıyı geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki mutlaka ağrılı durumlarda ağrı kesicilerden yardım alıyoruz. Eğer ki nedeni olmayan, yani hiçbir sorun yok ama her ay adet sancısı olan bayanları da tedavi ederken belli bir basamak tedavimiz var. Ağrının şiddetine göre tedavi uyguluyoruz. Çok şiddetli ağrısı olmayan ağrı kesicilerle tedavi edebildiklerimize ağrı kesicileri veriyoruz. Eğer ki ağrı kesicilerden fayda göremiyorlarsa, daha ileri tedaviler gerekiyorsa onları değerlendirip onlara göre bazen doğum kontrol haplarından yararlanabiliyoruz. Bazen daha ileri depresyon ilaçlarına kadar varan geniş bir tedavi spektrumu var. Tabii ki kişiden kişiye değişebilen bir durum. Hiç adet sancısı olmayan kadınlar olabildiği gibi her ay acile giden kadınlar da vardır. Ağrı her kişiden kişiye değişir. Bazı bayanların ağrı eşiği düşüktür. Çok fazla ağrı hisseder. Kimisi her adet dönemini rahat geçirir. Buna göre de tedavi de tabii ki değişiyor. Şiddetli ağrısı olanlara ona yönelik tedavi planlıyoruz. Şöyle, ağrı dediğimiz gibi bir sürü nedenden olabilir diyoruz. Rahim duvarı kalınlaşması durumlarında çok fazla miktarda adette kan kaybedildiği için bu fazla adet görmek ister istemez adette daha fazla sancıya neden olabilir. O açıdan rahim duvarı kalınlaşması adet sancısına neden olabilir.